Takvimler 29 Ocağı gösterdiğinde Amerikan askerleri Yemen sokaklarında gizli bir operasyon için yola çıktı. Kimsenin beklemediği bu operasyonun emrini ise bizzat Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump verdi. Başkanın ilk operasyonu. Gizli operasyon, Trump'ın daha birkaç gün önce aralarında Yemen'in de bulunduğu 7 İslam ülkesi vatandaşlarının Amerika'ya girişini engelleyen kararını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Harekat, El-Kaide'nin Yemen'de bulunan üst düzey isimlerini hedef alıyordu. Operasyon kısa zamanda çatışmaya döndü. Bir Amerika askeri öldü, 3 Amerika askeri yaralandı. Amerika'nın saldırısında ise aralarında kadın ve çocukların olduğu 30 kişi hayatını kaybetti. Operasyonda öldürülenler arasında Amerika tarafından El-Kaide'ye destek vermekle suçlanan kabile şeyhlerinden Abdurrauf Ez-Zehep, Sultan Ez-Zehep ve Seyf En-Nems de bulunuyordu. Ancak adı geçen şeyhlerden hiçbiri Pentagon'un bu tür bir operasyonunu getirecek kadar El-Kaide'nin önemli liderlerinden değildi. Operasyon dünyadan gizlendi. Son yıllarda El-Kaide'nin üst düzey liderlerine yönelik insansız hava araçlarıyla birçok operasyon düzenleyen Amerika, El-Kaide'nin liderleri değil de onun için çalışan bazı kimselere yönelik hava indirme operasyonunu neden gerçekleştirdi? Amerika Başkanı Trump, başkanlığının ilk günlerinde gerçekleştirdiği operasyonla El-Kaide liderleri hakkında bilgi sahibi olan birisini sağ olarak ele geçirme başarısına imza atmak istedi. Operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasıyla operasyon tüm dünyadan gizlendi. Obama ile aynı kaderi paylaştı. Obama döneminde ise Yemen'in güneyinde yer alan Şebva vilayetinde El-Kaide liderlerinden İbrahim Asiri'yi öldürme operasyonu da başarısız olmuştu. Daha sonra da El-Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Luke Somers'ın kurtarılması için Amerika ve Yemen özel kuvvet timlerinin düzenledikleri ortak kurtarma operasyonu başarısız olmuş ve gazeteci öldürülmüştü. Trump'ın maskesi düştü. Trump, gizli Yemen operasyonuyla daha ilk günlerinden Orta Doğu'da asimetrik bir savaş yürüteceğinin mesajını vermiş oldu. Obama'dan farklı bir beklentiyle başkanlığa oturan Trump'ın aslında Amerika'nın değişmeyen yüzü de olduğu görüldü. Trump'ın seçim döneminde Amerika artık dünyanın jandarması olmayacak açıklamasının ne kadar yanıltıcı olduğu da ortaya çıktı.